Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi dolar TL 5.85'i kırmış durumda. Saat 5'e geliyor. Şimdi şöyle bir genel bir hem sohbet edelim hem de özellikle dolardaki bu yükselmenin ve bir şekilde önüne geçememelerinin ve bu işin daha da kötü bir boyutlara gelmesinin engellenmesi için bir an önce yapılması gereken şeyler var. Tabii ki bunu da bizi yönetenlerin yapması lazım. Şimdi bazen tabii ki konuşuyorum böyle hani doların çıkmasını sevinen insanlara kızarken insanlar işte bizi bu hale kim getirdi diye sorduklarında ben zaten sizle aynı fikirdeyim. Sadece anlamadığınız şey şu, onların her başarısızlığı bizim de bir yere doğru sürüklediği için ne yazık ki böyle basiretsiz bir şekilde yönetilip çok kötü bir dalgaya doğru gidiyoruz. Yani yeni bir dolar TL'de yeni bir krizi arkadaşlar bu ülke ve bu ekonomi kaldırmaz. Şimdi ne yazık ki tabii ki burada diyeceksiniz ki ya kardeşim biz ne yapalım? Çok haklısınız. Ben zaten burada yorum yaparken insanlar şunu algılayamıyorlar. Biz doların çıkacak diyene kızmıyoruz. Dolar zaten çıkacağını biz de söylüyoruz. Ama bunu gülerek ve bunu hani bir keyif haline getirip bunun üzerinden prim yapmak doğru bir şey olmadığını, ahlaklı bir şey olmadığını söylüyoruz. Öyle insanlar var ki arkadaşlar gülerek yorum yapıyorlar ve keyif alarak. Yani işte atıyorum söylediğinin doğru çıkması. Bakın çok net söyleyeyim. Keşke hani ben dolar 5.15'te dolarlarınızı satmayın. Varsa buradan dolar alın. 5.30'larda dolar alın. 5.50'lerde en son gene dolar alın derken keşke ben yanılmış olsaydım da dolar çıkmasaydı. Çünkü ne yazık ki ve ne yazık ki insanların anlamadığı şey şu. Doların çıkması size para kazandırırken ülkenin ekonomisini çok kötüye götürebilecek emareleri taşır. Yani zaten ekonomi ve reel ekonomi şu anda bütün esnaf kana alıyor. Arkadaşlar yani bu esnaf bir kere daha bir dalgayı daha kaldırmaz. Şimdi sizlerden ricam, şimdi şöyle bir düşündüğünüzde doları en büyük etkileyen şey aslında hep bir belirsizliktir. Yani papaz olayını düşünün. İşte papaz aslında bir semboldü. Neydi? Amerika ile olan ilişkinin gerilmesi doların üzerinde negatif bir baskı yapıp o belirsizlikte yukarı doğru momentumu kaldırdı. Şimdi baktığınız zaman şimdi hala bir seçim belirsizliğimiz var. Yani gene bir şey yarattık kendi kendimize. Kapıda duran bir S-400 olayı var. Şimdi kapıda duran bir dünyada dolar endeksinin artma durumları var. Şimdi bunların hepsi kenarımızda durduğu sürece arkadaşlar bu dolar TL ne yazık ki yukarı doğru tırmanmaya devam edecek. Hükümet bir an önce bu seçim işini çözmezse yani biz şimdi şöyle düşünün. Bundan bir hafta önce 5.80'lerde, 5.70'lerde beklerken seçimin iptal edilecek mi etmeyecek mi? Şimdi piyasa yavaş yavaş yukarı doğru 6 bandına doğru gitti. Şimdi siz bu dolar TL 6.620 bandına geldikten sonra seçimi en iyi ihtimal diyelim ki iptal etmediniz. Seçimi onadınız. 6.20'ye giden dolar kuru seçim iptal olmadı diye geleceği kur zaten gene 6'ya düzeltecek. Yani bakın olumlu senaryoda bile gene dolar bir barem yukarı atlamış olacak. Hükümetin ve koltuk sevdalıları o insanların artık bir an önce bir silkinip bu ülkenin ne duruma gittiğinin farkına varıp çeki düzen vermeniz lazım. Ya yani bu ülkeyi bir batağa sürüklüyorsunuz ve yapmanız gereken aslında çok basit. Bakın piyasalar, finansal piyasalar belirsizliği sevmez ve güvensiz ortamı sevmez. Şu anda Türkiye'de bu fazlasıyla var. Belirsizlik var, piyasaya güven yok, hiçbir şey yok. Şimdi bir kere bir seçim olayını bir an önce halledeceksiniz. Bir an önce. İptal mi ediyorsun? Et kardeşim iptal. Uğraştırma, uzatma süreci. Çünkü sen her o süreci uzattığında bu yukarı gidiyor. Ya kardeşim zaten hani haksız, hani hakikaten burada bir şaibe varsa tabii ki iptal edesin ama hani ne olduğunu hakikaten bilmek zor. Bir şey uyduruldu. Yıllardır acı bu kadar seçim oldu. Hiçbirinde böyle olay olmadı. Şimdi mi oldu? Yani 50 tane soru geliyor. Ama sonuçta seçim belirsizliğinin bir an önce kalkması lazım arkadaşlar. Bir an önce ekonominin başına çok
tecrübeli, piyasanın güveneceği, öncelikle bizim Türk iş adamlarının, sonra yurt dışı fonların, yurt dışında para yöneten, Türkiye'ye yatırım yapan fonların güveneceği, inanacağı bir bakan gelecek. Bu iş Sayın Berat Albayrak'la olmaz. Daha önce de söyledim. Berat Albayrak çok düzgün bir adam, efendi bir adam. Ama herkesin yapabileceği iş var, yapamayacağı iş var. Siz böyle bir dalgalı denizde, böyle bir kaos ortamında siz adamı alır ekonomi bakanlığına koyarsanız hayatında hiç yapmamış bir adamı. Ya bu iş iktisatla işte yurt dışında masterla böyle zor bir ekonomi, yani adamı da ateşe attılar. Bir an önce Berat Albayrak'ın değişmesi lazım. Zaten şu anda böyle biraz kulislerde şey konuşuluyor. Yani hani böyle bir revizyon olabilir mi? Ya zaten bakın, zaten bir şey yapması lazım. İlla ki yapacak. Ama anlamadıkları şey şu. Her bir şey yapmadığınızda veya her o süreç uzadığında dolar TL yukarı gidecek. Ondan sonra siz çözümü bulsanız bile gelecek düzeltmeler gene doları yukarı doğru taşıyacak. Berat Albayrak işini kesinlikle ve kesinlikle, bakın her Berat Albayrak çıkıp bir yorum yaptığında televizyonda ekonomiyle ilgili dolar TL o gün 5.000 10.000 lira artıyor. Yani piyasa sana diyor ki yok kardeşim diyor, ben güvenmiyorum. Piyasayla inatlaşılmaz. Yani ya bu ülkeyi batıracaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki dış güçler yaptı, o yaptı, bu yaptı. Ya arkadaş, memleket, yani bu memleket hakikaten elden gidiyor. Bir dolar krizini daha bu ülke kaldıramaz. Arkadaşlar kaldıramaz. Yani ve emin olun, şu seçim içi çözülse, Berat Albayrak'ın yerine bir tane piyasanın güveneceği bir tane ekonomi bakanı atansa, bakın bu dolar TL'yi bir anda geri 5.40-5.30 bandında görürsünüz. Çünkü piyasa bir anda olumlu şeyleri satın almaya başlar. Ekonomi biraz canlanmaya başlar. Esnaf iş yapmaya başlar. Bakın emin olun, dolardan para kazanacağım diye kendinizi yırtıyorsunuz ama memleket elden gidiyor. Ekonomi elden gidiyor. Yarın öbürsü gün o kazandığınız dolardan kazanacağınız %20-%30 para size zam, su, elektrik, işsizlik olarak geri dönecek zaten. Ama hükümetin bir an önce bu seçim işi, bu Berat Albayrak'ı halletmesi, S-400 işinde bizim şu anda Amerika ile kapışacak, Amerika ile resleşecek bir ekonomik durumumuz yok. Böyle bir halt ederlerse gene ülkeyi bitirirler. Yani arkadaşlar hani ne diyeyim, hani bunu keşke biz yapsak ama işte başımızdakiler yapıyor. Bunları da seçen gene halk, gene sizsiniz, gene benim. Şimdi beni dinleyen bir sürü AK Partili kardeşim vardır. Yani seçen sizsiniz. Hani yani işte son İstanbul seçimlerinde bu kadar kan kaybettiler. Yani ülke artık yenilik istiyor arkadaşlar. Yenilik. Bakın bu iş AK Parti, CHP, MHP işi değil. Bu iş memleket işi. Bu memleket battığı zaman, bu memleket bir kriz daha gördüğü zaman AK Partili kardeşimin de işi gücü bozulacak, CHP'li kardeşimin de işi gücü bozulacak, MHP'li kardeşimin de işi gücü. Ya anlamıyor musunuz? Yani bu işin artık siyasetle falan bir ilgisi, alakası yok. Arkadaşlar yani lütfen siz de sağduyulu ve yorumlarınızı doğru yapın. Şimdi bakın, bugün itibariyle 5.85'in üzerinde kapatıcı geldi ve daha önce o swap çektikleri yerin üzerinde geldik, kapattık. Şimdi bu kapanış yarın ve öbürsü gün için dolar TL'yi 6 liralara doğru hala tetikte bırakır. Yan tarafta gördüğünüz grafik dünyadaki dolar endeksi, DXY dediğimiz. 97.700'ü 4-5 aydır kıramıyordu. Şu anda bu ay itibariyle bunun üzerine atmak üzere. Eğer bunun üzerine atarsa burada 95-97.700 gibi bir düzeltme bandı var. Bunun hedefi 100'ler olur. Yarın öbürsü gün dünyada doların böyle bir değer kazanması bizim dolar TL'nin tekrardan arkasına olumlu bir hava olarak gelir. Bakın aylıklarda dolar TL yukarı doğru kaldırdı. Şimdi bu grafik artık treni kaldırdınız. Yani anlatabiliyor muyum? Artık ok yaydan çıktı. Bunu ya bir an önce önünü keseceksiniz, somut adımlar atacaksınız. Ya da hakikaten iş çığırından ne yazık ki çıkacak. Bakın bu da haftalık. Yani bunun daha önce işte 6 bandı, işte papazın bırakılmasıyla beraber önemli bir destekti. Şimdi artık bir direnç olacak. Ama şu grafiğe baktığınız zaman, şu grafiğin yolu, yani hani şurada 6 ilk başta
Ama 120 dakikalık şöyle baktığınız zaman daha önceki bu işte benim Papaz Tepesi dediğim 6.23 bölgesi ve onun üzerinde 6.46-6.47 bantları. Ya bu bantlar böyle hani hatır hatır kırılacak bantlar değil. Ama nasıl bir amma dedim lan öyle. Ama eğer ki yangına körükle giderlerse, seçimleri iptal ederlerse, haydi geldik dolar TL 6.23'e, orada hafif bir düzeltme, haydi orada S-400 içinde Amerika ile papaz olduk, haydi 6.24'ü kırdık, bu sefer 6.46 bandına. Tutamazsınız önünü. Tutamazsınız. Lütfen ve lütfen artık kendinize gelin. Şu koltuk işinden bırakın. Birazcık memleketi düşünün. Başınız sıkıştığı zaman dış güçler diye bir şey yok. Her şey sizin elinizde. Bu yani hem keriz hem fodunuz. Hem güçsüzüz hem milletle kavga ediyoruz. Herkese artistik yapıyoruz. Ya kuvvetli değiliz ki. Tabii ki artistik yapalım. Tabii ki ülke onurunu dik dursun. Ama arkadaş götümüzde don yok. Millete artistik yapıyoruz, gider yapıyoruz. Ondan sonra da gelinlik yapıyoruz. Yani bu olmaz. Yani lütfen ve lütfen yani başımızdakiler hakikaten bir an önce hakikaten basiretli davranın. Ülkeyi, milleti düşünün ve bu işin önünü bakın alın. Almazsanız çok geç olur. 6.23'lerde, 6.40'larda yapacağınız bu olumlu hareketlerdeki düzeltme dolar TL'nin sadece 6'lara kadar gerilemesini sağlar. Zaten eğer ki kapışmaya devam ederseniz ve bu 6.23, 6.46'lar böyle çatır çutur kırılırsa da hakikaten milletin dediği işte bu 8 olur, 9 olur diye alkışlarsınız. Hep beraber de memleket olarak batarız, hep beraber de alkışlarız. Yani biz artık hani diyecek hakikaten bir şey yok. Lütfen ve lütfen şu ülkenin başındaki insanlar, lütfen bir an önce bu belirsizlik ve güvensizlik ortamını kaldırın. Şu kavgacı siyaseti kaldırın. O haklı, bu haklı. Bu ülke battıktan sonra benim umurumda değil AK Parti mi haklı, CHP mi haklı, kim haklıysa haklı kardeşim ya. Ülke gidiyor. Bakın ülke gidiyor. O yüzden lütfen bir an önce yapılması gerekenleri yapın. Atılması gereken adımları atın ki bu memleket bir an önce bir sakinliğe kavuşsun. Bakın her şey aslında çok basit. İki tane, üç tane şey tekrar ediyorum. Bir an önce seçim belirsizliğini kaldırın. Berat Albayrak'ın yerine piyasanın güveneceği, piyasanın güven oyu vereceği, yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye bak bir adım attı diyeceği, herkesin kabul edeceği birini koyun. Berat Albayrak'a da gerekirse başka bir bakanlığa kaydırın. O adam da düzgün bir adam zaten ama bu forma ona büyük. Bu forma ona büyük olduğu için de her çıkıp konuştuğunda yani bu iş iyi niyetle öyle yapacağız, böyle yapacağız, öyle yapacağız, böyle yapacağız da olmuyor. Her konuştuğunda zaten dolar yukarı gidiyor. Yani bakın çok basit bir trade stratejisi. Sayın Berat Albayrak çıktığı zaman televizyona konuşmaya dolar alın. Yani yazık, adama da yazık ya. Yani hakikaten kaliteli bir adam. Belki AK Parti içindeki en kaliteli adamlardan bir tanesi, okumuş, güler yüzlü efendi ama bakın yani adam da harcanıyor. Ve ülke gidiyor ya, bırakın adamı da ülke gidiyor yani. Ya bunu göremiyor musunuz? Her attığınız adımda dolar yukarı gidiyor. Ve siz hala gerginliği besliyorsunuz, hala gerginliği besliyorsunuz. Artık bu iş particilikten çıktı, ülke gidiyor. Ya lütfen ve lütfen hakikaten tabii ki dolar çıkacak diye gülenlere, edenlere kızıyoruz. Ama bu haltı yiyen ne yazık ki sizsiniz. Bu işi bir an önce hakikaten düzeltin. Emin olun birkaç tane doğru adımla en azından dolardaki ateşi söndürürseniz en azından ülke ekonomisi zaten yani bir şey bekliyor. Reel ekonomi, esnaf, iş adamı bakın yani iş adamları dayanamaz. İşçi çıkartılmaya başlanır. Herkes işsiz kalır. Arkadaşlarım 10 bin doları 20 bin dolarını alan arkadaşlar dolar 8 lira olsun diye sevinen kardeşlerim işinizden gücünüzden olursunuz. Farkında değilsiniz. Benim söylemeye çalıştığım bu. Yoksa biz de dolar çıkacak diyoruz. Bak diyoruz işte dolar 6.24'e gidebilir 6.45'e gidebilir diyoruz. Ama bunu derken gülmek eğlenmek ha demek başka bir şey. Ya bir insan bir ülkenin batması veya bir ülke para biriminin değer kaybetmesi, bir ülkenin krize gitmesiyle gülebilir mi ya? Yani hangi vicdan, hangi şerefe sığar?
Yani bizim bahsettiğimiz o. Hala bazı insanlar anlamıyorlar neye kızıldığını. O yüzden lütfen başımızdakiler hakikaten siyaseti, particiliği bir yere bırakın. Ülke elden gidiyor. Bir krizi daha bu ülke, bu esnaf, bu ekonomi kaldırmaz. Bir sürü insan işsiz kalır. Zaten herkes kepenk kapattı, kirasını ödeyemiyor. Bütün firmalar, arkadaşlar daha da çok batar. O yüzden inşallah başımızdakiler birazcık akıllanır ve bir an önce yapılması gerekenleri yapılar. Çünkü yapılması gereken yapılmadığı sürece, her dolar yukarı gittiğinde, iş işten geçtikten sonra, yani bu dolar 6.50 olduktan sonra sen bu olumlu adımları atsan, dolar TL'nin geleceği yer 6.20-6.10 band. Sen her geciktiğinde bu işi bitiriyorsun. Sen şu anda bunları yapacaksın ki 5.90'da bu dolar TL tekrardan 5.50-5.60'a gelsin. Bu ülkenin zaten, hani atıyorum, zaten 5.30-5.60 aralığı dolar TL için hani bir mantıklı seviyedir. Dolar zaten hani enflasyonu bilmem ne de hani görür altıları. Geçen seneden beri her analizimde, 2019 fiyat analizimde dolar TL 6-6.20 bandını görür. Birazcık daha olumsuzlukta 6.50 bandını görür diye konuştum. Ama bu kadar halk dolarizeyken 6.50-6.80 maliyetini kolay geçemeyeceğini ben düşündüğümü söyledim. Ama ne yazık ki hani bu ülkede saçmalık diz boyu olduğu için işte bir seçimi bile beceremiyoruz. Arkadan işte ekonomi bakanı damat oluyor. İşte oradan şimdi S-400 gelecek orada. Yani gözünüzü seveyim, ülkeyi hakikaten batağa götürüyorsunuz. Yapmayın. Yapılacak birkaç adımla bu iş çözülür. İnsanların işe aşa ihtiyacı var. Lütfen ve lütfen artık kendinize gelin. Arkadaşlar, dediğim gibi Allah sonumuzu hayır etsin. Memleket için hayırlı olsun. Bu adımı atacak insanlar da ne siziz ne benim. İnşallah Allah başımızdakilere akıl, fikir, sükunet versin. Koltuk derdi yüzünden bu ülkeyi çıkılmayacak yollara sokmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.